istiyoruz çünkü bütçemize uygun ufak bir arazi bakmak istiyoruz. Buranın ortalama fiyatı. Peki abi etraftaki fiyatlar neler? Sadece bu bölgede mi bakıyorsunuz? Hayır. Evet, arkadaşlar bugün kapanış konuşmamızda dedik şöyle bir ateş çukurumuzun başında yapalım. Nereye gidiyor bu sönmezoğulları? Bakalım. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu sefer köyümüzün kahvesine gidiyoruz şu an. Evet, kıraathaneye mi gidiyoruz ya? Evet, orada biriyle buluşacağız. Kahveye gideceğinizi bilmiyordum ama neden evden çıktığımızı biliyorum. Bir takım araştırmalar peşindeyiz. İşler güçler. Hadi kahveye doğru gidelim bakalım. Aşkım burası yalnız çay bahçesi. Kahve gibi değil mi bu? Aşkım benim kahve kültürüm mi var Allah aşkına? Benim de. Bak ne kadar, ne kadar ortak noktamız var. Merhaba Ahmet abi. Hoş geldiniz. Hoş merhaba Deniz'ciğim. Merhabalar, hoş geldiniz. Ne haber? Evet arkadaşlar biz bugün niye buradayız? Bugün buradayız çünkü bütçemize uygun ufak bir arazi bakmak istiyoruz. Arazinin üstünde belki bir ev olabilir, onu tadilat edebiliriz ya da üstüne ev yapabiliriz. O yüzden Ahmet abinin yanına geldik. Ahmet abi burada o işlerle ilgileniyor. Hoş geldin. Merhaba Ahmet abi. Yani ya imarlı bir arsa gibi, yani ev yapabileceğimiz bir arsa bakacağız ya da işte üstünde direkt hali hazırda ev olan bir yer olabilir tabii. Şey yenileyebileceğimiz evet. Bir yer bakacağız abi. Sen artık evet. Bize yerleri göstereceksin. Umarım nasıl? Her şey nerede çalışır? Bir bakalım. Siz de göreceksiniz zaten. Umarım beğenebilirsiniz. Arazisi ne kadar abi buranın? Burası 1400 metrekare bir yerde. 3 parseldan oluşma burası. Biri 300, biri 400 küsür. Toplam ne kadar abi? Toplamda 2 dönüm. 2 dönüm ya. Burası zaten kullanılmıyor belli. Kullanılmıyor. Ama elektrik su nasıl? Elektrik su hala üzerinde aktif olarak görünüyor. Yani onlar için ayrı bir abonelik almasına gerek yok, ihtiyaç yok. İki katlı olması bir avantaj. Yola cephe olması zaten farklı bir konumu itibariyle farklı. Burayı her türlü değerlendirebilir. Eğer hayal gücüne göre, konumuna göre dükkan, market gibi düşünebilir. Üstünde ev olarak düşünebilir. Yani yola cephe olması çok farklı. Hiçbir izin almadan direkt yıkıp buraya yapabiliyor değil mi yapabilir. Abi? Yapabilir. Aldıktan sonra yapabilir bunu. Bu da aktif ev ama. Yani bu da aynı şekilde o adanın üzerinde. Bu da aynı şekilde uzatabilir. Evi bütünlemesine, uzunlamasına, yanlamasına uzatabilir. Öyle bir avantajı da sahip. Zaten merkeze çok yakın. Tam merkezde ana merkez yani Akyazı'ya merkezine de çok yakın bir yer. Ulaşım sıkıntısı yok. Direkt minibüsler zaten buradan geçiyor abi. Zaten hemen yanında. Zaten adımını attınız mı minibüse dolmuşa bineceksiniz. Ulaşım sorununuz yok bile. Öyle bir avantajınız da var. Tamamıyla parası ve imkanı olanlar için değerlendirilebilecek bir yer. Arka tarafta ahır olarak aktif hane. Yine ahır. Ambar olarak da kullanılıyor. Ahır ve ambar olarak da kullanılıyor. Arazi böyle arka tarafa doğru arka gidiyor. Arka tarafa uzunlamasına doğru gidiyor. Tabii bakımsız olduğundan dolayı belki kafanızda bazı şekiller oluşmaz ama burayı eğer alacak kişi düzeltmek veya üzerinde konum... Tabii burası alınırsa abi komple baştan yapılması lazım. Yani burada pek kullanılabilecek çünkü... Durum yok evet. Yok, şu bahçe şu arkaya kadar devam, gidiyor o devam zaman. Devam ediyor evet devam ediyor. Şey de var mesela ahır ama buranın bir numarası var. Kapı numarası olduğu için o da bir avantaj. Yani buraya herhangi bir kuruluk yaptığınız zaman herhangi bir izin alma da gereği duymayacaksınız. Yani direkt kuruluk ahır yapın. Olarak? Tabii depo olarak olabilir veya bir yapı olarak yapacaksanız bunu ahırlıktan çıkartıp, ahır olayından çıkartıp tekrar oraya bir yapı yapabilirsiniz. Evde yani, yapabiliyoruz evde yani. Evde yapabiliyorsunuz çünkü numarası doğru. Yani numarası şimdi o zaman doğru. Benim anladığım 3 parsel var, 3 tane arazi var. Biz buraya 3 tane ev yapabiliyoruz istersek. 3 tane ev yapabiliyoruz. 3 tane ev yapabiliyoruz. En azından izin almak, isken almak gibi belediyeyle uğraşmayacaksınız. Ön taraftakini... Tadilat amaçlı kullanabilir o evi. Tekrar da yapabilir. Ön taraftakini dükkan olarak yapabiliyoruz. Yani ben olsam öyle düşünürüm. Çünkü yola cephesi var. Burada market yok. Yani büyük bir market yok. Market olarak kullanabilir. Altını üstünü de daire olarak kullanabilir veya satabilir. Öyle bir durum da var. Burada da iki dönüm bir arazimiz var. İki dönüm gibi bir arazi var burada. Arka tarafı zaten mahalle olarak. Bir de şöyle bir şey var. Çevre yolu. Ana çevre yolu hemen bu alttan geçiyor. Buranın şeyi tek mi sahibi?
sahibi... Yani ortaklı bir yer mi burası? Ortaklı bir yer ama o çözünebilecek bir durum. Yani herkes... Çünkü hani bazen o tip şeyler anlaşamıyorlar. Sıkıntı olabiliyor ama herkes buna razı. Satılmasını istiyor. Satılmasını istiyor. Çözüm olayında bitmesini istiyorlar yani. Çözüme kavuşmasını istiyorlar. O yüzden bize geldiler. Müracaatler. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ana yol da hemen arka tarafta zaten. Çevre yolu var. Burası Hende'ye bağlanacak. Direkt büyük 20 metre gibi bir yol var. Yola da cephe aynı zamanda. Abi şurada bitmiyor değil mi? Şu arka çalılıkların orada bitiyor herhalde. Evet. Arka çalılıkların ta arka tarafında bitiyor. Burası komple şöyle gördüğünüz gibi bütün çalışıyor. Bakalım cephe razı. Geç aşkım. Peki bu arsa yani şey ne var burada? Meyve ağacı, fındık mı var? Fındık ağaçları var, meyve ağacı var. Buranın yani İstanbul'dan gelenler bu tarafa çok. Aşırı derecede gelenler var. Deprem bir tehlikesi yaşıyorlar zannedersem. İstanbul'da öyle bir duyumlar alıyoruz. Genelde de sık sık ara ara oluyor. Buraya gelip de talep edenler çok. Özellikle buranın suyu bir veli nimet. Yeşilliği zaten doğası tartışılmaz. Kendisi müstakil ev aramak isteyenler burada özellikle tercihen çok fazla talep. Ha peki şeyi soracağım. Mesela ben araziyi aldım ama şunları kullanmak istemiyorum. Farklı bir yerine yapı yapabiliyor muyum? Öyle bir izni var mı buranın yoksa? Farklı bir yerine izin derken onun için yapamazsınız. Tekrar iskan almanız gerekiyor. İskan almak tabii, lazım. Onlar farklı. Ama yapı olması, eski bir bina dahi olması yeterli. Yetiyor. Onu tadilat amaçlı gösterebilirsiniz. Aha. Bir de yeni ev yapacağım derseniz komple yıkıp tekrar yapabilirsiniz. Öyle bir avantajınız var ama sıfırdan bir bina kurmanız çok zor. Aynen. Belediyeye bir sürü ödeme yapmanız gerekiyor, iskan almanız gerekiyor, altyapısını oluşturmanız gerekiyor. Bunlar çok zor. Hı-hı. Hep fuzuli demeyelim de ihtiyaç ama cebinizdeki bütçeye göre sizi aşar. Yani arsayı ayrı bir fiyat alıyorsunuz. Aynı zamanda altyapısını oluşturmak için de ayrı bir fiyat veriyorsunuz. İki katına çıkıyor bu sefer. Buranın ortalama fiyatı 1600-1700 civarı. Hı hı. Yani bundan aşağıda olur mu derseniz o artık tartışılır. Görüşmek lazım. Onu sunmak lazım. Eğer değerlendirirlerse biz de onu karşı tarafa lanse ederiz. Herkesin cebindeki alım gücüne bağlı tabii ki yani. Peki abi etraftaki fiyatlar nelerdir burada? Hani şimdi burası pahalı mı kalıyor yoksa? Burası diğerlere göre pahalı. Diğerlerinde dönümü 100 lira olan var. 80 lira. 100 liranın aşağısında yok ama 80 liraya da bulabiliriz. Dağ kısımları daha pahalı. Yani ormana bakan kısım daha çok pahalı. Ne kadar ormana yakın o kadar fiyatlar üstüne koyuyor. Konumuna göre bir de doğanın dağın manzarası daha farklı. Her tarafı kuş bakışı görebiliyorsunuz. Her tarafı kuş bakışı görebiliyorsunuz. Su desen kaynakları zaten dağdan geldiği için öyle bir şeyiniz de var. Güzelliği de var. Ormanın. Burada diyeceksin su problemi var. Hayır. Ama bir şelaleden su sesini almak varken bir de normalde çeşmeden su sesini almak farklı bir şey. Ormanın içine bol bol giriyoruz. Bol bol şelale var. Önceki videolarda görmüştür bizim abonelerimiz. Şöyle bir şey. Köyün merkezindeyiz zaten biz şu anda. Akyazı ilçesine 6 kilometre buradan ulaşım sorunu yok. Evet Ahmet abi sen bizim teklifimizi ev sahibine sunarsın, toprak sahibine, mülk sahibine. Ona göre yol izleyelim. Bir isteyeceğimiz de şey olacak senden abi. Bize şöyle bir iki tane ya da bir tane daha arazi olan, mümkünse daha böyle daha doğru olabilir. Böyle yanından ne bileyim bir deremere geçen bir yer olabilir. Böyle bir dönüm, bir buçuk dönüm bir yer varsa bir de öyle bir yer gösterebilirsen hani ev sahibinin de değil mi söyleyeceği şeye göre biz de bir karar veririz ya, ve hareket ederiz. Aslında bir yandan da şöyle bir şey var. Tabii değerlendirmek lazım eksilerini, artılarını. Şimdi yol geçen yer bir yandan avantaj ama bir yandan da mahremiyet konusunda biraz zorlayıcı olabilir. Hani normal, yani birazcık daha... normal insanlar için yol geçmesi iyi olabilir ama biz böyle insandan kaçtığımız için. Biz, hani bize böyle yol geçmesin mümkünse. Doğru. Çok yerinde bir tespit. Daha orman kısmına bakan yerler de var. Sadece bu bir örnekti sizin için gezdireceğim yani. Yani bu ilk oldu, birbirimizi i̇lk tanıdık. Tabii tanıma amaçlı çok yer var. Hı-hı. O da vakit olunca. Bu arada burası da dışarıdan ilk böyle bir dedirtiyor da içine girip arka tarafa doğru gidince gayet büyük ve yemyeşil kuş sesleri içinde bir yer. Dediğin gibi gayet de meydanda şu an o yerin hemen yanındaki değil mi bir ben kafe demiştim ama. Bu çay bahçesinde oturuyoruz. Hemen yanındaki. Burada yanında. Yani merkezi olarak çok güzel. Sırf fiyat konusu bizi biraz
hani düşündüğümüzden yüksek geldi açıkçası. Hani belki bu bize soru soranlara da bir yol gösterir burada. Biz de iletişime geçerlerse biz de sana yönlendiririz. Tabii ki memnun olurum. Yardımcı da olacağım. Rica ederim. Bir de ben şöyle bir şey merak ediyorum. Sadece bu bölgede mi bakıyorsunuz? Hayır. Yani mesela biz... Kuzuluk tarafı istesek... Kuzuluk tarafı var, Modurnu var, Taşkesti var. Onlar tamamen derenin, suyun çok bol olduğu yerler. Teklifimizi de yaptık. Bakalım ne diyecekler. Ama tabii daha fazla yer görmek isteriz. Evet. Tabii ki göstereceğim size. İnşallah. Memnun oldum abi. Bahtınız açık olsun diyoruz. Tanıştığıma memnun oldum. Sağ ol abi. Sağ ol. Evet arkadaşlar, bugün kapanış konuşmamızda dedik şöyle bir ateş çukurumuzun başında yapalım. Sizinle çok uzun süredir ateş çukuru başında muhabbet etmiyorduk. Evet ama daha sık yapabiliriz artık. Her kiracının hayalidir herhalde değil mi? Kendi arsasını, kendi evini yapmak. Bizim biraz bütçemizin üstündeydi bugün baktığımız yer. Yine bir teklif sunduk ama tabii yarı fiyatı kabul edeceğini zannetmiyoruz karşı tarafın. Burada kendimiz için arazi bakarken aslında bir yandan da şöyle bize yorumlar ve sorular geliyordu çok fazla. Ev var mı? İşte arazi var mı? Satışta olan yerler biliyor musunuz? Tavsiye eder misiniz gibi. Fiyatları neler? Evet, fiyatları neler diye soruluyordu. Biz bu arada kendimiz için araştırma yaparken bunları da bir yandan aslında neden videolaştırmayalım diye düşündük. Sizin için de bir rehber olsun. Şimdi o abiyle de konuştuk sağ olsun. Bize böyle yanından dere akan daha ormanın içinde bir yerler de bulup gösterecek. Bizim arazi bakış serüvenimiz devam edecek. Bunu da size bu şekilde videolarla sunacağız arkadaşlar. Bakacağız yani, daha alternatifler artacaktır diye düşünüyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir de mesaj atıp videoyu beğenirseniz tadından yenmez. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bana değil, siz çok alışkınsınız be. Yok biz de değiliz aslında. Kapırsanız daha huzursuz olursunuz. İkisi. Hacer teyze, ünlü olmak istemiyorsun, anladım ben seni. Burayı ünlü olmak istemiyorsun, anladım ben seni. Ünlü olmak istemiyorsun ya, o yüzden durun dedi. Tabii ki bir şey var. Biliyorsunuz biz de burada yeniyiz. Hem bir yandan çevreyi gezmiş görmüş oluyoruz. Hem de bir yandan... Aşkım. Aşkım. Ay dedi, hoşça kal.